Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İstanbul, Sancaktepe, Samandıra'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Tolunay Eğitim Kurumlarından seslenmekteyiz. Yanımızda kurucu müdürümüz, yönetim kurulu başkanımız Sayın Şakir Yılmaz Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 4 yıl yaptığı başarılı çalışmalar sonrası ciddi anlamda bölgede herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleri gibi bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şakir Bey, değerli izleyicilerimize de biraz evvel söylediğim gibi siz 4 yıl bu sektörde yaptığınız başarılı çalışmalarla bölgede ciddi anlamda tercih edilen iyi işletmelerden birisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetler ve sektör olan katkılarınızı değerli izleyicilerimizle paylaşmaktan büyük keyif duyacağım. Ancak öncelikle sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Şakir Yılmaz kimdi? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1968 doğumlu, 1992 Hacettepe Kamu İdari Bilimler Fakültesi, kamu yönetim mezunuyum. Eğitim işini seviyorum. Eğitim işinde verimlilik konumunda eksikler gördüğümüz için girdik. Bu işi de başarılı olarak yaptığımıza da inanıyorum. Şimdi aslında farklı sektörlerde de başarılarınız var ve çalışmalarınız devam ediyor. Gerek memlekete, gerek memleketimin insanına olan borcumdur diyerek eğitime de el attınız. İyi ki de attınız. Son derece başarılı bir çalışmacılığı 4 yıldır da devam ettiriyorsunuz. Hem bu işi severek hem de vatanımıza olan borcumuz diyerek hareket ediyorsunuz. Yine burada verilen hizmetlere geçmeden önce sevgili izleyicilerimizi biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam çalışmalarımız kaç metrekarelik bir alandır efendim? 750 metrekarelik. 750 metrekarelik bir alan ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz öğrenci sayısı ya da kapasitemiz nedir efendim? 250-300. 300 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Tabii bunun için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Aynen. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam? 22 tane. 22 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da hizmetlerimiz devam etmekte. Sizlere gelen öğrencilerimiz ve velilere baktığımda çok değişik noktalardan gelen öğrencilerin olduğunu da görüyorum. Nerelerden gelmekte öğrencileriniz ağırlıklı olarak? Sultanbeyli, Kartal, Sarıgazi, Yeni Doğan ve Merkez. Yakın bölgenin tümüne hizmet verebiliyoruz. Aynen. Bunlarla ilgili gelen misafirlerimiz sizden 7/24 hizmet alabilecekleri bir hizmeti sunarken siz onlara gün içerisinde verdiğiniz hizmetleri bizlerle paylaşır mısınız? Hangi konularda sizden eğitim alabilmekte gençlerimiz? Şimdi zaten firmamızın üzerinde de logosunda da yazılı olduğu gibi kişisel gelişim kursu olarak eğitim veriyoruz. Şu andaki müfredatlar da zaten buna elverişli. Kesinlikle. Evet. Önceki sistemde etüt gibi ya da buna benzer TEOG gibi imtihanlara hazırlıklar da yapabiliyorduk. Şimdi, yasalarla birlikte. Evet, şimdi tekrar müfredatı yenilenmiş, ona göre hazırlıklar yapıyoruz. Hı-hı. İlkokul birinci sınıftan tut, üniversite hazırlığına kadar kişisel olarak yani özellikle dil, Türkçe ve aynı zamanda matematik, fen üzerine kişilerin eksik kalan taraflarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlamak adına profesyonel arkadaşlarımızla hizmet verebiliyoruz. Aynen. Ve gelen arkadaşlarımıza baktığımızda yaş haddi özellikle ilkokuldan başlamak suretiyle üniversite öğrencilerimizin hazırlıklarına kadar hizmet verebildiğimizi Aynen. söyleyebiliyoruz. Her yaş grubuna bu konuda hizmet verebiliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte yine iş adamlarımızın da talepleri doğrultusunda aslında sizden destek alabileceğini, sizden eğitim alabileceğini de buradan değerli izleyicilerimize bildirmek istiyorum. Şimdi evet, bu sektörün ciddi anlamda tercih edilen iyi işletmelerinden birisiniz. Ancak kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok kuruluş da bulunmakta. Özellikle ailelerin ısrarla Tolunay Eğitim Kurumlarını tercih etme sebebi size göre nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? Birincisi disiplin. İkincisi işimizi sevmemiz. Üçüncüsü de öğrenci, okul, veli arasındaki diyalogları iyi sağlayışımızdır. Kesinlikle. Yani bizim bir velimiz buraya geldiğinde öğrenci hakkında alacağı bilgileri biz vermeden önce nereden aldığımızı öğrenciyi nereye getirdiğimizin bir grafik şeklinde önce bir sunumunu yapıyoruz zaten. Veli de bundan memnun oluyor. Giriş tarihiyle sorduğu tarihler arasındaki grafiğe göre artışlar. Başarı grafiği evet, mutlaka çok önemli. Onu gördüğünde de mutlu oluyor. Biz karne şeklinde yaptık. Yani biz öğrenci karnesi, veli karnesi, bir de kurum karnesi diye üç ayırt ettik. Şu anda kurumumuza notu velilerimiz veriyor. Velilere notu kurum veriyor. Öğrencilere notu da okul veriyor. Bu çok çok önemli. Aslında biz burada öğrenciye sadece bu eğitimi vermiyoruz. Aynı zamanda aileye de bu konuda hizmet veriyoruz. Aynen. Yani öğrencimizin gerek buradan aldığı eğitimler esnasında buranın ortamının sorumluluğunu taşırken evde ders çalışacağı ortamlar, aile ilişkileri ya da dostları, arkadaşlarıyla da ilgili onlara
çok sağlıklı bilgiler verdiğimizi söyleyebiliyoruz ki bunu da sonuçlarını kendilerine paylaştığımızda tercih edilme sebeplerimizin büyükçe bir bölümünü oluşturuyor. Aynen. Tabii ki profesyonel bir kadroyla çalışmak, verdiğimiz eğitimin ve hizmetin arkasında durmamız, sosyal diyaloglarımız, belki fiyat politikalarımız da bizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diyebiliriz. Bugün sektörün yıldız firmalarındansınız dedim. Biraz nereye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler? Her sene değişen bir takım prosedürler dışında neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı efendim? Şimdi bundan 2 yıl önce olmuş olsaydı biz bir önümüze hedeflerimizi kurduk. Ama şu andaki milli eğitimin müfredat konumundaki değişkenliği bizim önümüzde bir engel. Kesinlikle. Önce bir önümüzü görmemiz lazım. Ancak eğitim olarak biz sadece kişisel gelişim kursu üzerine değil, okullar da düşünüyoruz, özel okullar da düşünüyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllar itibaren bir butik okulla başlamayı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer müfredatlar izin verirse kurumlarımızı çoğaltmak, bölgelerimizde kademe kademe şubelerimizi fazlalaştırmak düşüncelerimiz arasında. Daha geniş bir alan, daha fazla insana hitap etmek, bünyemize daha çok insan çalıştırmak adına projelerimiz var ama önceliğimiz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Aynı zamanda müfredatı da yakından takip etmek zorunluluğumuz var. Devlet en azından bize bir 5 yıllık 10 yıllık değişmeyen bir müfredatla yaklaşacağını söylerse biz bu konuda çığ gibi büyümeyi hayal ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz diyebiliriz. Aynen. Ama önceliğimiz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Şimdi Şakir Bey, sektörde sevilen, tanınan iyi işletmelerden biri olduğunuzu söyledim. Ve sizi diğer işletmelerden ayıran özellikleri size sorduğumda siz bir cümleyle değerli izleyicilerinizle paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Yani aileler ve öğrencilerimiz sizden duydukları memnuniyetle dostlarımla paylaşarak bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular ve oluşturmaya da devam ediyorlar. Şu anda da bizi izleyen belki binlerce değerli aile ve öğrenci sizleri tanıyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Öncelikle bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Onların istedikleri şekilde kurumumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye, bizi tercih etmeye devam etsinler. Harikasınız. Ben son olarak özellikle sizleri tanımayan değerli delilere ve izleyicilerimize bir talep doğrultusunda size nerelerden ve nasıl ulaşacakları ile ilgili de kısaca bilgi almak istiyorum. Sizlere ulaşabilecekleri mail adresleri, web adresleri ya da telefonları bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Efendim, değerli ailelerin ya da izleyicilerimizin talepleri doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adreslerini izin verirseniz ben değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sizlere ulaşabilecekleri web sitesi www.tolunayeğitimkurumları.com adresinden sizlere ulaşabilirler. Yine Tolunay Eğitim adıyla sosyal medyanın tümünden sizlere ulaşabilecek olan sevgili izleyicilerimiz ayrıca telefon numaralarınızdan da sizlere ulaşabilecekler. 0216 alan koduyla 561 6191'in yanı sıra CSN numarası 0541 721 3941 nolu telefonlardan da tıpkı size sosyal medya sayfalarından ulaştıklarında burada verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarınızdan rezervasyon yaptırmak, hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilecek sevgili izleyicilerimiz. Aslında burada verdiğiniz hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum efendim. İzin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize ben küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İstanbul'dan, İstanbul Samandıra ve sektörün en iyisi Tolunay Eğitim Kurumlarından seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Çalışan profesyonel kadrosu, sonuç odaklı hizmetleri, kaliteli sunumları, ortamları ve bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere İstanbul, Samandıra ve sektörün en iyisi Tolunay Eğitim Kurumlarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.